Kafkas Dağı yol ver bize, biz Bakü'ye varacağız. Azerbaycan'da Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu hatırasına yazılan marşlar böyle başlıyor. Öyle ki Nuri Paşa komutasındaki ordu hem Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki en parlak zaferlerinden birine imza atmış, hem de Anadolu ve Azerbaycan Türklüğü arasındaki bağlara bir yenisini daha eklemişti. Kafkas Dağı yol ver bize, biz Bakü'ye varacağız. Kafkas Dağı yol ver bize, biz Bakü'ye varacağız. 8 Haziran 1918'de imzalanan Batum Anlaşması'yla Kafkasya'da savaş kısmen sona ermişti. Ancak sınır ihtilafları çözülemediği için Osmanlı ordularıyla Ermeni güçleri ve İngiltere'nin bölgeye gönderdiği seçkin birlikler arasında yer yer çatışmalar yaşanıyordu. Batum Anlaşması'nın taraflarından biri de anlaşmanın imzalanmasından kısa süre önce kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti'ydi. Aynı yıl içinde Kafkaslardaki Türk ve Müslüman halka yönelik katliamların artması sonucunda Azerbaycan Milli Şurası'nın başkanı Mehmet Emin Rasulzade anlaşmanın 4. maddesine uygun olarak Osmanlı Devleti'nden askeri yardım istedi. Osmanlı yönetimi içinde bulunduğu zor duruma karşın Azerbaycan'dan gelen bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Enver Paşa'nın girişimiyle Doğu cephesindeki Osmanlı ordularından 14 bin kişilik 3 tümenden oluşan yeni bir birlik kuruldu. Bu birliğe Azeri ve Dağıstanlı gönüllülerin de dahil edilmesiyle bu sayı 20 bine yükseldi. Yaklaşık 20 bin kişiden oluşan bu kuvvetin adı Kafkas İslam Ordusu'ydu ve hedef Bakü'yü kurtarmaktı. Kafkas İslam Ordusu'nun komutanlığına Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa getirildi. Osmanlı askerleri ve gönüllüler 15 Eylül 1918'de Bakü'de sevinç gösterileriyle karşılandı. Ancak Osmanlı diğer cephelerde kan kaybediyordu. Çok geçmeden Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı ve bu anlaşmayla Osmanlı birlikleri de Bakü'den çekilmek zorunda kaldı. Bu savaşlarda 1130 Osmanlı askeri şehit oldu. Bugün başta Bakü olmak üzere Azerbaycan'ın pek çok bölgesinde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan Türk şehitliklerini görmek mümkün. Azerbaycan Cumhuriyeti 1920 yılında Kızıl Ordu'nun işgaliyle son bulsa da Kafkas İslam Ordusu'nun zaferi Azerbaycan'la Anadolu Türklüğü arasındaki bağları tazeledi. Gence'ye giren Türk askerini başındaki fesiyle kırmızı lalelere benzeten şair Talman Hacıyev'in Kafkas İslam Ordusu'na armağan ettiği Laleler şiiri bugün halen dillerde. Yazın evvelinde Gence çölünde, yazın evvelinde Gence çölünde, çıkıplar yine de dize.